Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımızda 8. sözden devam ediyoruz. Galiba bu 8. sözdeki 5. dersimiz veya 6. dersimiz, tam emin değilim. Ya 5 ya 6. Şöyle bir yerden okumaya başlayacağız. Ama şunu mutlaka söyleyelim her dersin başında. Biz şu an Estağfirullah. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. İnned dine indallahil islam. Bu iki ayetin tefsirini görüyoruz. Bu iki ayetin hayatımızdaki karşılığını görüyoruz. Birbiriyle olan ilgilerini görüyoruz aynı zamanda. Bu ayetlerin kısa mealleri şöyleydi. Allah Teala ki ondan başka hiçbir ilah yoktur. Hay odur. Yani hayatı ezeli ve ebedi olan ve bütün varlıklara hayat veren odur. Kayyum odur. Bizzat kaim olan odur. Varlığı sonsuza kadar devam eder. Bütün varlıklar onunla ayakta durur ve varlıkları onunla devam eder. Kayyum isminin tarifini de böyle yapmışlar söz basımda. Bakara suresinin 255. ayeti bu. Kısa bir meali az önce okuduğum gibiydi. Uzunca tefsirini şimdi işliyoruz. Diğer ayet de şüphesiz ki Allah katında makbul olan din İslam dinidir. Tanıdık bir ayet. Cuma hutbelerinde duyduğumuz bir ayet. Oradan da kulak aşinalığımız olan bir ayet. Geçerli olan tek dinin, hak din olarak tek dinin İslam olduğunu, Cenab-ı Hakk'ın katında makbul olanın, geçerli olanın yalnızca İslam olduğunu bize haber veren dindir, ayettir bu. Ali İmran suresinin 19. ayetiymiş bu da. Az önce de kısa mealini okuduk. Pekala, temsili en başından okumuyoruz. Şöyle bir yerden alıyoruz. Belki ileride burayı da almayacağız. Biraz daha ilerisinden başlayacağız. İşte şu mübarek akıllı zat gidiyor. Yani kötü kardeşin yaşadığı tecrübeyi geçmiş derslere havale ediyoruz. Orada okuduk çünkü bolca. Şimdi iyi kardeşin tecrübesinden okuma sürecimiz devam ediyor. İşte şu mübarek akıllı zat gidiyor. Fakat biraderi gibi sıkıntı çekmiyor. Çünkü güzel ahlaklı olduğundan güzel şeyleri düşünür, güzel hülyalar eder, kendi kendine ünsiyet eder. Hem biraderi gibi zahmet ve meşakkat çekmiyor. Çünkü nizamı bilir, tebaiyet eder, teshilat görür. Asayiş ve emniyet içinde serbest gidiyor. Bu paragrafta daha önce konuşmadığınız bir şey dikkatimi çekti. Kendi kendine ünsiyet eder ifadesi, yani kendi kendine dostluk eder, kendi kendiyle tatmin olur, kendi kendiyle ne diyelim tamamlık hisseder gibi alt manalar verebiliriz. Bu hakikaten İzzet-i İslamiye'nin de tanımıdır. Bir Müslüman imanından aldığı izzetle kendi ayakları üstünde durur hakikaten. Cenab-ı Hakk'a dayandığı için, tek dayanak noktası olarak onu gördüğü için, diğerlerini ondan sonra ve ona bağlı olarak bildiği için İzzet-i İslamiye dediğimiz şey oluşur. Müslüman azizdir. Tanımları gereği de azizdir. Yaşayışı gereği de azizdir. Tanımları gereği nasıl aziz olur? İslam kendi öncülleri, mukaddimeleri, değerleri, kıstasları üzerinde duran bir dindir. Bu konuda modern düzene, popüler olana, çok tutulana, çok beğenilene, çok sevilene ilgi duymak zorunda hissetmez kendini. Benim varlık alanım bu der. Benim peygamberim 14 asır önce gelmiş Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Dinim bu, çerçevem bu, yaşayışım da bu. Kendini o daire içinde tanımlar. O yüzden değişkenliği azdır. Bunu şu anlamda söylemiyorum. İşte teknoloji üretemez, bir şey yapamaz falan. Haşa, öyle değil. Müslüman da bunu yapabilir pekala. Sosyoloji anlamında değişkenliği azdır. Yani Batı'da mesela
Bakıyorsunuz 20 sene önce bir şey modaymış giysi, 20 sene sonra değişmiş başka bir şey olmuş. Hatta seneden seneye değişiyor yani 20 sene çok söyledim ben. Seneden seneye değişiyor, trendler değişiyor, akımlar değişiyor falan filan. Sürekli çalkalanan bir sosyoloji varmış gibi hissediyorsunuz onların şeyinde. Ama Müslümanlarda ana hatlar belirgindir. Her ne kadar biz bugün ara bir toplumda yaşıyor olsak da ne tam bir İslam toplumu ne de tam bir Batı toplumu olan bir toplulukta yaşıyor olsak da hele ki İstanbul gibi bir şehirde mesela yine de bu ruh sirayet etmiştir. Geçmişte mesela Batılıların, Oryantalistlerin Müslümanlardan yana en yakındığı şey bu. Ya diyor değişmiyorlar diyor. Bizim argümanlarımızdan çok etkilenmiyorlar diyor. Mesela misyonerler gelmiş, Hristiyanlığı anlatmışlar. Normalde Afrika'da falan başarı kazanmışlar. Ama ne zaman Müslüman toplumlara geliyor misyonerler? Ya diyor bu adamlar şey yapmıyor hani hiç oralı olmuyor bizimle. Ya da işte etkilenmiyor bizim söylediklerimizden. Neden? Kendi çerçevesi var çünkü. Kendi inandığı bir güç, tanım, bilgi birikimi, delil üretim sistemi var. İhtiyaç duymuyor. O yandan böyle bir aciz hissetmiyor onlara karşı. Daha böyle bireysel şeye gelelim işin yaşam boyutunu anlatmakta. Mesela popüler şeyler her gün değişiyor değil mi? Bir gün şu popüler oluyor, bir gün bu popüler oluyor. Eğer biz İslam'ın hakkını hem kendi içimizde hem hayatımızda verebilsek, bunlar yanımızdan, sağımızdan, solumuzdan akan, bizi de çok enterese etmeyen değişkenler olur. Bizim bir yönümüz var, bir gidişimiz var, kendi hayat tanımımız var. Zaten değişkenlik de bu anlamda değişkenlik de kararsızlığın delilidir. İşte çocuklar var, yeni gençler falan görüyorum işte. Saçının önü farklı, arkası farklı. O gün öyle, yarın başka bir şey oluyor. Ertesi gün başka bir şey oluyor. Bu diyor benim tarzım. Senin tarzın değil, sen tarzsızsın. O yüzden bunlar oluyor. Yani bir tarzın yok senin. Senin değişkenlere bağlı bir tutarsızlığın var. O yüzden sürekli şekil değiştirmek zorunda hissediyorsun kendini. İşte popüler kültür neyi angaje ediyorsa, neyi karizmatik gösteriyorsa sana, onun rüzgarına binmeye kendini muhtaç hissediyorsun. Zayıflığın var. Bizden üstün, hızlı falan filan bunlardan değil yani. O günlerde ne moda? Kulak küpesi. Kulak küpesi takıyorsun. Senin bu kendi kararın mı? Yok. Toplum karar veriyor buna. Ya da işte daha da üst diyelim. Üst akıl bu şeyi belirleyen kimse, trendleri falan filan daha üstte varsa böyle birileri ki olabilir. Onların temayüllerine göre sen oy kullanmış oluyorsun. Kendi kararın yok ki. Kendi kararın olması için kendi anlam dünyan olması lazım. Kendi işte değerlerin olması lazım. Sende bunlar daha oluşmamış. Ha bunları da hani öyle satmasınlar bize. Biz de öyle almayalım, öyle de inanmayalım. Ya şu popçu çok tarz. Bakıyorsun şeyin tam kopyası. Amerika'da başka bir versiyonunun tam kopyası yani. Rapçi çıkmış mesela bizimkiler. Ben de onlara şey diyorum. Yani beyaz Harlemliler, Türk Harlemliler böyle. Yani özenti ya o işte siyahilerin Amerika'da yaptığı her şeye özenti. Boynuna astığı böyle ağır zincirli şeylerden tut, onların geniş pantolonlarından tut, şapkayı bilmem takışlarından tut. Birebir kopyası. Şimdi sen ne yaptın ki daha şey oldu, yani orijinal oldun, kendi tarzın oldu falan filan. Yo, sen asimile olmuşsun. Hatta asimilasyonda milletin önüne geçmişsin, gönüllü olmuşsun. Seni ilk asimile etmişler sanki. Türkiye'de yaşayan bir Johnny olmuşsun yani. Ne havasını atıyorsun ki bunu? Yok işte benim tarzımmış, benim kararımmış, bilmem neymiş. Laf. Asıl tarz, işte diyorum ya kendi kimlik değerlerin üzerinde olur. Yapabiliyor musun o işin felsefesini? Anlatabiliyor musun bana üstünde durduğu değerleri? Yoksa falanca ünlü böyle giydi diye ben de böyle giyiyorum mu diyorsun? Onu diyorsan o kadarcıksın işte. Fazlasıymış gibi yapma. Evet, kendi kendine ünsiyet etme dedik bir izzet işidir. Bedenin içinde rahat etme, karakterinde rahat etme, kimlik öğelerinde rahat etme. Kasılmama yani mesela gittin Avrupa'ya gittin işte falanca ülkeye. Orada böyle sana Müslümansın, Türksün falan, Kürtsün şöyle yaptılar böyle yaptılar. Ezik hissetmeyeceksin kendini. Ne var diyeceksin ya ne var? Benim kimliğimle ilgili hiçbir problemim yok ki. O ezikliği attığımız an zaten tamam. İşte özgürlük o.
Özgürlük izzettedir arkadaşlar. İzzeti olmayanın özgürlüğü yoktur. Batı karşısında bugün kendini ezik hisseden bireyler. Siz ne kadar bize özgürlük taslarsanız taslayın. Sizin özgürlüğünüz yok. Sizin özgürlüğünüz oranın selamına bakıyor. Onlar selam verdikçe buradan aleyküm selam diyorsunuz yani. Kendi üzerinizde, kendi ayaklarınızda, kendi öğelerinizle, isminizle bir tanımınız yok ki, bir tarifiniz yok ki. Onlar alkışlarlarsa burada neşeleniyorsunuz. Alkış yoksa yüzünüz düşüyor. Falan filan. Evet, şu mübarek akıllı zat gidiyor. Fakat biraderi gibi sıkıntı çekmiyor. Çünkü güzel ahlaklı olduğundan güzel şeyleri düşünür. Güzel hülyalar eder. Kendi kendine ünsiyet eder. Hem biraderi gibi zahmet ve meşakkat çekmiyor. Çünkü nizamı bilir, tebaiyet eder. Teshilat görür. Tebaiyet eden teshilat görür. Asayiş ve emniyet içinde serbest gidiyor. Bunları daha önce konuştuk. İşte bir bahçeye rast geldi. İçinde hem güzel çiçek ve meyveler var, hem bakılmadığı için murdar şeyler de bulunuyor. Kardeşi dahi böyle birisine girmişti. Fakat murdar şeylere dikkat edip meşgul olmuş, midesini bulandırmış, hiç istirahat etmeden çıkıp gitmişti. Bu zat ise her şeyin iyisine bak kaidesiyle amel edip, murdar şeylere hiç bakmadı, iyi şeylerden iyi istifade etti, güzelce istirahat edip çıkıp gidiyor. Şimdi popüler kültürde pozitif bakmak, o kişisel gelişim, NLP, kendine yardım tarzlarında hep söylenen bir şey. Hayata olumlu bak, hayata pozitif bak. Onlar bunu seküler bir faydayla yapıyorlar. Yani olumlu bakarsan içinde de kendini iyi hissedersin veya hayatta da kendini akışkan bir yerde bulursun, mücadeleli bir yerde bulmazsın. Ters yolda gidiyormuş gibi hissetmezsin falan diye açıklıyorlar. Ama bizde bu daha varoluşsal, daha işte yeni tabirle ontolojik bir zemine denk geliyor. Nasıl? Biz kainatı yaratan Allah'ın zaten onu hayır üzerine yarattığını, çünkü Allah'ın da güzel isimler sahibi olduğuna inanıyoruz. Böyle bir kainattan biz kötülük beklemiyoruz zaten. Bu yüzden ona karşı olumlu düşünüyoruz. Yani daha geriden, daha arkadan, daha sağlam bir zeminde bizim pozitif bakışımız var. İyimser bakışımız var. Allah'tan yana hüsnü zannımızdan dolayı, hüsnü marifetimizden dolayı eşyada da hüsnü zannımız var. Hüsnü marifetimiz hüsnü zannımızı doğuruyor. Çünkü hepsinin sahibi tek bir Allah. Bunlar birbiriyle çatışık, çelişik olamaz diyoruz. Hepsi bir amaca hizmet ediyor diyoruz. Bir bütünlüğe hizmet ediyor diyoruz. Olanda hayır vardır diyoruz. O bizi daha sağlam bir zemine oturuyor. Ama bugün ne olmuş? İşte biz onda biraz eksilmişiz. Ondaki büyüyü yitirmişiz. Bize kendi geleneğimizi, kendi kültürümüzde zaten olan bir şeyi, şiirlerimize kadar girmiş, türkülerimize sinmiş, böyle pozitif bakışı, ama imanlı pozitif bakışı yani. Pozitivist bir bakış değil yani. O bakışı bize tekrar cilalayıp satıyorlar. Hayata olumlu bak. Müslüman zaten öyle bakmalı. Bakmıyorsa sıkıntı vardır. Rahmetimden ümidinizi kesmeyin diyor. Kur'an'da buyuruyor Cenab-ı Hak bunu. Şimdi bu ne demek? Olumlu bak demek değil mi yani? Ta kendisi. Yani rahmetten ümit kesmemiz haram bize, yasak bize. Demek ki ümitsiz olmayacağız hiçbir yerde. Dua edeceğiz, cevap verilecek. Bundan da ümit varız. Daha neler neler var mesela Kur'an'da, sünnette bize haber verilen Efendimizin Femi Mübarek'inden bize kadar naklonulan sahih rivayetler var. Kardeşim yani bizde bu kadar miras varken bir de biz beğenmiyoruz. Gidip şeyden alıyoruz. Bu Sivas'ta eskiden öyle derlerdi. Levi's'in fabrikası Sivas'ta. Sivas'ta üretilen kotları alıyorlar. Üstüne Levi's markası vurup Türkiye'ye tekrar satıyorlar. Hakikati de vardı galiba onun. Çünkü Uğur Dündar galiba bir Hodri Meydan'da mıydı o zamanlar? Arena'da mı? Onun öyle programları vardı, isimleri değişik. Arena, birisi Arena'ydı, biri Hodri Meydan'dı galiba. İşlemişti o konuyu. Şimdi Sivas'ta görsen o kotu veya başka bir şeyde, şehirde dersin ki ya yerli malı bundan, bak kendine karşı özgüvensizliğinden doğuyor bu his.
Ama gidiyor Amerika'ya, geliyor, üzerine şey vurulmuş, Levi's kaşesi. O diyorsun ya, Levi's bu çok kral pantolon ya. Yırtılmaz mı bak, kaç hafta giyersen giy, kaç yıl giyersen giy, dayanır bu. Aynı maldı, hiçbir şey değişmedi ki. İşte o sana, seni öyle bir anlatmışlar, sende senin özgüvenini öyle bir kırmışlar ki, gayrı kendi malının üzerine yabancı logosu görmeden güvenmiyorsun. O hale gelmişsin yani. Bilincin o kadar kaymış. Nitekim bugün kimi ismi Müslüman olan insanların kendi dinlerine, geleneklerine, tarihlerine bakışı. Adam Osmanlı dedi mi tüyleri diken diken oluyor. Ya ne yapmış Osmanlı? Ya diyor işte o da diyor şey yapmış da sömür. Ya neyi sömürmüş Osmanlı? Hani Osmanlı'nın yönettiği halklardan kim aç kalmış? Bilakis yani böyle bir şey yok. Osmanlı tamam, vergi alıyor, bunu almayan devlet mi var? Ha, bütün devletler alıyor. Ama böyle elindeki bütün ekmeği kesip alayım, hiç ellerinde bir şey bırakmayayım, hepsini köle edeyim. Ya modern zaman gelene kadar, Batı medeniyeti ortaya çıkana kadar bunu bilmiyordu yani kimse. Osmanlı sayesinde bu. Ve Osmanlı'nın gücü onların her alanda şeyini frenliyordu. Yani bir alternatif olarak varlığı her alanda onları frenliyordu. Nasıl bugün Amerika, Rusya birbirini frenlemeye çalışıyor karşılıklı güç olarak, NATO, Rusya falan böyle, Çin. O zamanlarda Osmanlı bir alternatifti, bir alternatif medeniyetti. Osmanlı'nın kıstaslığından dolayı yani o kadar ilerleyemiyorlardı, mücadele ediyorlardı, savaşıyorlardı yani. Osmanlı'dan kalan ya Osmanlı askerleri ya da orada bıraktığı yöneticiler direniyorlardı. Çünkü alternatife sahiplerdi, kendi kimlik öğelerine sahiplerdi. Bugün de Türkiye'de batılılaşmaya karşı, emperyalizme karşı koyan solcular mı? Ben öyle olduğunu hiç sanmıyorum. Solcular bir kere yaşam olarak tamamen adapte olmuş haldeler. Diyorlar ya, eski zamanın sosyalistleri şimdinin reklamcıları oldu hesabında. Ya Müslüman en azından hayat öğeleri onların üzerinden tanımlı olmadığından bir direniş zemini var. Ne kadar ahlakında onu taşıyamazsa taşıyamasın. Ama tanımları zaten orijinal. Solculuğun neresi orijinal? O da Batı mahsulü. İdeologları yine oradan. Vesaire. Yani kendi malımızı bize satıyorlar arkadaşlar. En özü bu. Ama öyle bir cila çekiyorlar ki Müslümanın evladı bile kendi malını bırakıp onu tercih ediyor. Yani işte bizim balımızdan tatlı yapıyorlar. Balı bırakıp onların tatlısını yiyoruz. Fakat murdar şeylere dikkat edip meşgul olmuş, midesini bulandırmış, hiç istirahat etmeden çıkıp gitmişti. Bu zat ise her şeyin iyisine bak kaidesiyle amel edip murdar şeylere hiç bakmadı. İyi şeylerden iyi istifade etti. Güzelce istirahat ederek çıkıp gidiyor. Batı da işte özgüvenimizi tıpkı bu şekilde kırıyor. Bize kendi tarihimizden böyle şeyler gösteriyor. Bak burada şöyle bir şey olmuş ya, murdar bir şey. Burada şöyle bir şey olmuş, bak yanlış bir şey. Öyle bir hale geliyor ki o angajmanla, o okumayla yaşayan insanlar sürekli kendi tarihlerini kötülükle anar hale geliyorlar. Ya arkadaşım, sen bir medeniyet kurmuşsun, bir sürü şey başarmışsın ya. Yani her tarafta senin eserlerin var. Ve insanlar bugün, geçen işte bir Sırp gazeteci mi aydın mı diyor. Osmanlı diyor bizi işgal etmeseydi biz diyor Katolikler keserdi diyor, yani bitmiştik biz diyor. Osmanlı'nın diyor işgali bize bir yardım oldu diyor. Bizi korudu diyor şeye karşı, Katolik dünyaya karşı. Sırp diyor bunu ya, Sırp. Yani Macarlar mesela, Bulgarlar mesela zaman zaman içlerinde böyle aydınlar, alternatif farklı fikirler geliştirenler diyorlar. Bizim üzerimizde koruma gibiydi. Bir tane Yunanistanlı aydın, yine onun da videosunu izledim. Adam diyor ki ya biz diyor oyuna geldik diyor Osmanlı'dan ayrılarak diyor. Yani düşünsene diyor bugünkü coğrafyaya beraber sahip olduğumuzu diyor. O zamanlar diyor Osmanlı'nın içinde de Rumlar çoktu. Biz diyor yani yarı yarıya diyor Osmanlı'nın içinde olurduk diyor. O zaman daha güçlü olurduk. Şimdi diyor bizi böldüler ikiye diyor. Bizim burada pek bir gücümüz yok. Onların da orada pek bir gücü kalmadı. Diyor oyundu bence diyor. Emperyalist güçlerin oyunuydu diyor. Yani bu sömürgeci güçlerin, İngiltere'nin, Fransa'nın oyunuydu diyor. Biz yedik onu diyenler var işte. Demek ki murdar şeylere bakmamak, iyisini almak hüner.
odur insanı yükseltecek olan, kötülükle uğraşan ancak hırsını, hiddetini, hasedini, bunları arttırır yani. İyi şeylerden iyi istifade etti, güzelce istirahat edip çıkıp gidiyor. Sonra gitgide bu dahi evvelki biraderi gibi bir sahra-i azimeye girdi. Birden hücum eden bir aslanın sesini işitti, korktu. Fakat biraderi kadar korkmadı. Çünkü hüsnü zannıyla ve güzel fikriyle şu sahranın bir hakimi var. Ve bu aslan o hakimin taht-ı emrinde bir hizmetkar olması ihtimali var diye düşünüp teselli buldu. Fakat yine kaçtı. Ta 60 arşın derinliğinde bir susuz kuyuya rast geldi, kendini içine attı. Biraderi gibi ortasında bir ağaca eli yapıştı. Havada muallak kaldı. Baktı, iki hayvan. O ağacın iki kökünü kesiyorlar. Affedersiniz, baktı iki hayvan o ağacın iki kökünü kesiyorlar. Yukarıya baktı aslan. Aşağıya baktı bir ejderha gördü. Aynı kardeşi gibi bir acip vaziyet gördü. Bu dahi tedehüş etti, yani dehşete kapıldı. Fakat kardeşinin dehşetinden bin derece hafif. Çünkü güzel ahlakı ona güzel fikir vermiş. Ve güzel fikir ise ona her şeyin güzel cihetini gösteriyor. İşte bu sebepten şöyle düşündü ki: bu acip işler birbiriyle alakadardır. Hem bir emirle hareket ederler gibi görünüyor. Öyleyse bu işlerde bir tılsım vardır. Evet, bunlar bir gizli hakimin emriyle dönerler. Öyleyse ben yalnız değilim. O gizli hakim bana bakıyor, beni tecrübe ediyor, bir maksat için beni bir yere sevk edip davet ediyor. Şu tatlı korku ve güzel fikirden bir merak neşet eder ki, acaba beni tecrübe edip kendini bana tanıttırmak isteyen ve bu acip yolla bir maksada sevk eden kimdir? Sonra tanımak merakından tılsım sahibinin muhabbeti neşet etti. Tanımak merakından tılsım sahibinin muhabbeti neşet etti. İlgiyi fark etti çünkü. Ve şu muhabbetten tılsımı açmak arzusu neşet etti. Ve o arzudan tılsım sahibini razı edecek ve hoşuna gelecek bir güzel vaziyet almak iradesi neşet etti. Şeyi hatırlayalım, İbn-i Tufeyl'in Hayvin Yakzanı'nı. Orada mesela bir çocuk adada tek başına Allah'ı buluyor. Din de yok, dini hakka da ulaşmış değil. Orada tefekkür ediyor mesela. Bu tefekkür de onu bu noktaya getiriyor. İbn-i Tufeyl onu öyle tasvir etmiş. Diyor ki mesela, ya etrafına bakıyor, ya diyor bütün canlılar temizleniyor diyor. Atıyorum işte kediyi görüyor, kedi yalanıyor. İşte köpeği görüyor, köpek yalanıyor. Sineği görüyor, sinek böyle elini yüzünü falan temizliyor böyle. Abdest alır gibi. Görmüşsünüzdür sineği incelediyseniz. Veya işte başka canlılar hepsine bakıyor. Ya diyor bütün canlılar hep temizleniyor diyor. Benden hariç. Ben o daha temizlenme şeyi aklına gelmemiş. Zaten etrafta da diyor pek bir kirlilik yok. Demek ki diyor bu bizi yaratan temizlikten hoşlanıyor diyor. Ben de diyor temizleneyim diyor. Onu razı ederim diyor. Bak. Onu nasıl razı ederim? Sevgisini nasıl kazanırım? Bu kanuna, bu düzene nasıl dahil olurum? İbn-i Tufeyl Hayvin Yaksan'da bunu bir çocuk üzerinden adada meydana şeyi adada nasıl artık oraya gelişi biraz şey gemiden mi düşmüş nasıl gelmişse orada var olan bir çocuğun kendi tefekkürüyle, aklıyla Allah'a buluşunu anlatıyor vesaire. Evet. Yani rızayı arama bizde de var. Bu fıtri olarak var olan bir haslet, his. Bazılarımız bunu beşere sevk edip heba ediyor. Nasıl topluluğun gözüne girerim? Şöhret işte. Nasıl insanlar beni daha çok severler? Nasıl işte filanca zat beni çok beğenir? Veya nasıl daha çok popüler olurum, daha çok beğeni alırım, daha çok videom izlenir? Bunlar bunun delili değil mi? İşte aynısı. Rıza almak istiyor insan, varlığını onaylatmak istiyor insan. Sadece kendi şeyiyle tatminsizlik hissediyor. Hani
dışarıdan da bir onay olsun istiyor. Ya bunu Allah'tan alacak, dininden alacak, imanından alacak, kendi kendiyle ünsiyet edecek. Yahut da dışarıdan X kişilerden, üçüncü kişilerden almak zorunda kalacak. Bu da onu onların kölesi edecek. Şimdi şöhreti olan birisine insanlar tapıyormuş gibi hayran değil mi? Öyle. Ama aynı zamanda o da onlara şey. Onları kaybetmemek için o da onlara tapıyor bir nevi. Onların önünde başka olmak, hep neşeli olmak, hep onların istediği gibi olmak. İçine hani kan akıtsa da dışarında hep böyle he 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 falan şov devam ediyor falan havasında kalmak mecbur oluyorlar. O ona kulluk ediyor, o da ona kulluk ediyor. Evet. Sonra o ağacın başına baktı, gördü ki incir ağacıdır. Fakat başında binlerle ağacın meyveleri vardır. O vakit bütün korkusu gitti. Çünkü kat'i anladı ki bu incir ağacı bir listedir, bir fihristedir, bir sergidir. Fihriste, liste, sergi. Bunun üstüne konuşmamıştık geçtiğimiz derslerde. Şimdi aklıma geldi, aslında konuşmak da lazım. Yine diyelim buna varoluşun üç farklı mertebesi olarak algılayabiliriz bunu. Mesela liste bir yerde olanların başlıklarıdır, değil mi? Başka bir yerde olacakların başlıklarıdır. Fihrist de biraz daha şeyidir. Mesela kitapların fihrist bölümü olur. Kitabın konusuna dair izah vardır. Biraz daha açılım vardır. Sergi o daha da biraz fazlası. Mesela listeyle fihristle de olmayan sergide var. Sergide hiç olay biraz daha üç boyutlu oluyor. Demek ki dünyada bizim muhatabiyetimiz de böyle. Varlığın bir tarafı bize listelik olarak görünüyor. Bir kısmı fihristelik, bir kısmı da sergi. İstifademiz katmanlı katmanlı. Mesela işte elmayı tadabiliyoruz, yiyebiliyoruz. Onunla böyle bir ilişkimiz var. Ama öyle nimetler var. Onların sadece varlığını biliyoruz. Tadış, duyuş, kendimize dahil ediş anlamında onlardan çok uzağız. Mesela işte güneşin ışığı. Işığı yani şey yapma imkanımız yok. Gıda gibi yeme imkanımız yok. Daha farklı bir muhatabiyetimiz var onda. Veya hoş sözler, şiirden hoşlanmak, edebiyat. Yani her şeyde bir böyle nimetiyet ciheti var ama muhatabiyetler katmanlı. Belki burada sergi daha çok boyutlu olana, fihriste daha az boyutlu olana, listede tek boyutlu olana denk geliyor. Yani nimetler arasındaki katmanlara denk geliyor diye belki düşünebiliriz. Allahu alem. En doğrusunu Allah bilir. O mahfi hakim, o gizli hakim, bağ ve bostanındaki meyvelerin numunelerini bir tılsım ve bir mucize ile o ağaca takmış ve kendi misafirlerine ihzar ettiği etimeye, yani misafirler için hazırladığı yemeklere birer işaret suretinde o ağacı tezyin etmiş olmalı. Yoksa bir tek ağaç binler ağaçların meyvelerini vermez. Bunu dünyaya bağladık. Topraktan dünya, sudan dünya. Ama üstündeki o değişim, o dönüşüm, o sürekli yaratılışlar, farklı farklı nimetler, canlılar, efendime söyleyeyim bitkiler, hayvanlar, o dönüşüm tıpkı işte bir sergi gibi. Koy kaldır, koy kaldır, koy kaldır veya bir fihriste gibi yani. Sayfaları çevirdikçe her şey değişiyor. Ya da bir liste gibi sürekli yenileniyor. Dünya öyle bir surette gözüküyor. Azıcık yerde bir sürü iş, bir sürü yaratılış, bir bereket. Kum gibi kaynıyor yani hayat her yerinde. Bereket her yerinde. Yoksa bir tek ağaç binler ağaçların meyvelerini vermez. Sonra niyaza başladı. Ta tılsımın anahtarı ona ilham oldu, bağırdı ki. Hidayet de Allah'tan, tılsımın anahtarı da ilham olunur. Biz hep bunu söylüyoruz derslerimizde, dikkat çekmeye çalışıyoruz. Çünkü mürşitlerimiz de bizim dikkatimizi çekmişler. Kur'an da, sünnet de onların dikkatini çekmiş. Hidayet de bizde bir şey olduğundan değil, Allah'ın bahşi. Biz ancak talep ederiz. Aranırız, açlığımızı hissederiz, dua ederiz. Ama
bu marifetullah, bu ihsanlar, bu bildirişler, bunlar yine bir yoktan yaratılıştır. İşte az önce size anlattığım bir şey diyelim. Bende yoktu, onu ben daha önce düşünmemiştim. Şimdi şu an aklıma geldi. Hem cümleleri yeni geldi, hem içindeki mana yeni geldi. İşte bende bir şey yaratıldı yani. Bunu ben mi yarattım haşa? Neyden yaratacağım? Yoktu ki bende malzemesi. Bazen bir yazarın aklına bir fikir geliyor mesela. Bir şiirin ilhamı geliyor. Ya yoktu ki o adamda malzemesi. Yani belli burada bir yoktan yaratılış olduğu içinde senin. O kelimeleri biliyor olman, o şekli getiriyor olman anlamına gelmez. O şekil orijinal. Kendi başına bir varlık. Onu sen nasıl hiçten varlığa çıkarabilirsin? Hiç bilmiyorsun ki. Varlığını da bilmiyorsun. Senin ilminde öyle, o da yok, o da yok. Hiçten varlığa çıkarma kudret açısından da seni acize düşürüyor. İlim açısından da, irade açısından da seni acize düşürüyor. O anlamda hidayet de Allah'tan. İnsan o son varlık kalesini, onu da terk etmeli. İşte iyi namaz kılıyorum ya, işte çok güzel oruç tutuyorum ya, insanlara ne güzel Allah'ı anlatıyorum falan. Veya işte ne güzel Kur'an okuyorum, işte ne güzel hadis anlatıyorum. Anlatıyorum, yapıyorum, ediyorum, ben, o bencilik, onu terk etmek lazım. Çünkü dediğin anda onu öldürüyorsun aslında. Senin üzerinden akan bir ırmak o. Senin duan nedeniyle sen ancak kapağını açmışsın yani oğlu. Cenab-ı Hakk'ın akıttığı berekete mazhar olmuşsun. O zaten akıyor feyzi, hidayeti. Münasip ruhlara hep akıyor. Sen kendi ruhunda ona karşı tutmuşsun. Tıpkı güneşe bakan ay çiçeği gibi, güne bakanlar gibi, çiğdemler gibi böyle. Yüzünü çevirmişsin, istifadeye başlamışsın. Ne ara o güneşin ışığını sen yaratır oldun? Ne ara bu kadar hadsizliğe ulaştın yani? Allah'ı anlatanların da işte, ya da hidayete erenlerin de işte bu son varlık kalesini terk etmesi lazım. O Karun'un hatası, bana ilmimle verildi bu. O çalımı atmamak lazım. Hemen terk edeceksin ya. Nasip oldu zaten. Yani bu istifade eksikliğine de sebep olmuyor. Şimdi mesela ben bunu sahiplensem ne, sahiplenmesem ne? Sahiplenirsem zararıma sahiplenirim. Sahiplenmesem istifadem eksilmiyor. O marifet nuru benim olmasın. Ben yine ondan şeyi aldım, hissemi aldım. Siz yine hissenizi aldınız. Sizin olmasın, benim olmasın. Artık bizden ne eksilir? Yani mülkiyetini vermek, yükünü vermek gibi. Yine o 6. sözdeki emanet çiftlik bahsine atıf yapmış olalım burada. Yani sahipliğini aldığımızın yükünü alıyoruz, iddiasını alıyoruz. Ne gereği var? Kendimizi olduğumuz şeyden başka bir şey gibi yapmaya, göstermeye ne gerek var? Ne çalım atmaya ne gerek var yani? İnsanın kendi omzuna tasannusuyla yüklediği yükler bunlar. Cenab-ı Hak onlardan bizi muhafaza eylesin. İnsan olmak o açıdan zor dava, ama niye zor? Allah yüklediğinden mi? Hayır, kendi kendine kapılmamak zor. Yani kendine, insanın kendisi bir tuzak. Bir taraftan var olmak istiyor ama o varlığı da nasıl diyelim, kendi müstakil tanımlamak istiyor. Allah'la bağlamak istemiyor. Allah'la bağladıktan sonra var ol, varlığını arttır. Zekatını verdikten sonra, sadakanı verdikten sonra malın da artsın, ne olur. Ama öyle yapmıyor ki işte, müstakil olsun istiyor, bağımsız. Sen arizi bir varlıksın yani. Buradaki müstakilliğin senin sıkıntından başka bir şey getirmez. Evet. O da ne işte, Cenab-ı Hakk'ı bilmek için verilmiş cihazları kendi nefsimize aitmiş gibi sarf etmemizde. Allah kendi biricikliğini, tevhidini, vahdetini, ehadiyetini, rububiyetini, celalini, cemalini anlayalım diye cihazlar vermiş bize. Biz sanıyoruz ki onlar bizim şeyimiz. Bizi tarif eden özellikler. Haşa. Ey bu yerlerin hakimi, senin bahtına düştüm, sana dehalet ediyorum ve sana hizmetkarım ve senin rızanı istiyorum ve seni arıyorum. Ve bu niyazdan sonra birden kuyunun duvarı yarılıp şahane, nezih ve güzel bir bahçeye bir kapı açıldı. Belki ejderha ağzı o kapıya inkılap etti. Yani dönüştü. İnkılap, kalp olmak, değişmek, dönüşmek.
ve arslan ve ejderha iki hizmetkar suretini giydiler ve onu içeriye davet ediyorlar. Hatta o arslan kendisine musahhar bir at şekline girdi. Bundan sonrasını ince konuşmaya çalışacağız işte. İşte ey tembel nefsim ve ey hayali arkadaşım. Geliniz bu iki kardeşin vaziyetlerini muvazene edelim. Yani bir karşılaştıralım, bir tartalım, bir kıyaslayalım bakalım ne çıkacak. Kim yapacak bunu? Ey tembel nefsim ve ey hayali arkadaşım. Bakınız buradan sonra nefsle beraber bir de hayali arkadaş geldi. Bir muhatap. Ta iyilik nasıl iyilik getirir ve fenalık nasıl fenalık getirir görelim, bilelim. Şimdi imanla ilgili bir bahiste Bediüzzaman Hazretleri niye bunu söyledi? İyilik nasıl iyilik getirir ve fenalık nasıl fenalık getirir? Bizim haşa Cenab-ı Hakk'a bir kötülük yapma şeyimiz mi var? Ya da bir iyilik yapma imkanımız mı var? Haşa. Bu anlamda değil. İyilik ve kötülük kendi nefsimize ve mahlukat kardeşlerimize. Nasıl? O başta serbestiyet istemişti ya. Özgürlük istemişti ya, diğeri de tebaiyeti kabul etmişti. Aslında o serbestiyet, özgürlük kendisi bizzat kötülük. Yani kötülük nedir? Kötülük biz şöyle tanımlıyoruz. İşte zarar vermektir. Da nasıl zarar veriyorsun? Onun arkasına biraz gidelim. Yani bu zarar vermeyi nasıl başarıyoruz biz? Düzeninin dışına zorlayarak. Evet, en çok bununla biz zarar veriyoruz varlığa. Varlığı düzeninin dışına çıkmaya zorluyoruz. O düzen üzerine yaratılmadığı için de direniyor, sürtünüyor veya oraya geçtiğinde mutsuz oluyor. Mesela hayvanat bahçeleri diye bir şey var değil mi arkadaşlar? Kimimiz gitmişizdir ziyaretine. Ben de Gülhane Parkı'ndaki, o zaman küçük bir tane vardı böyle orada. Pek bir hayvan yoktu işte ama o da hayvanat bahçesi diye geçiyordu. Ben de ziyaret ettim. Şimdi orada bizim yaptığımız şey, biz orada ne yapıyoruz hayvanlara? Düzenlerini bozuyoruz. Ayı kafesinin içinde dönüp duruyor yani, küçücük kafes. Belli o ayı orada duramaz, vahşi ayı. Onu orada onun düzeninden ederek kendi menfaatin, kendi özgürlüğün, serbestiyetin, bunu da yapabiliyorum. Gerekirse hayvanları demir kafesi arkasına da koyabiliyorum. İstediğim zaman çekirdek çitletebiliyorum karşılarında. Diyebilmek için yaptığın o şey, o hayvanın düzenini bozdu, zulmettin. İşte o fenalığın sana fenalık getirecek. Nasıl? Bak ne kadar nesli tükenen hayvan var. Onların her birisi bu dünyanın düzeninin bir parçasıydı. Giderek düzeni bozuyorsun sen, farkında değilsin. Atıyorum mesela, belki de neslini tükettiğimiz canlılardan birisi bu koronavirüs gibi salgınları durduruyordu. Engelliyordu, kim bilir. Mesela sinekleri çok öldürüyoruz, ilaçlıyoruz falan filan. Ama diyorlar ki sinekler böyle gözümüzün görmediği böyle mikropları falan temizleme yeteneğine sahiplermiş. Mutlaka o varlıklarının bir hikmeti var yani. Gibi gibi. Veya başka şekilde işte çevre kirliliği, küresel ısınma, bunların hepsi bizim varlığı kendi serbestiyetimizle, bize verilen o boş sayfa, o iradeyle onları da dışarıya itmemiz sonucu. Yani bu özgürlük, bu serbestiyet bizde kalmıyor. Her koyun kendi bacağından asılmıyor, öyle bir şey yok. İnsanoğlu serbestliğini Allahsız kurguladığı an, Allah'ın rızasını aramadığı an, iradeye bir hat koymadığı an, hat konulmamış kuvvelerine şeriatla bir hat koymadığı zaman her şeyi tesir etmeye başlıyor. Her şeyi etkiliyor, her şeyi değiştiriyor, bozuyor. Kendi keyfine, kafasına göre düzenlemeye çalışıyor. Geçen bir kitapta okudum. Bursa'nın ilk belediye başkanı, seçimle gelen ilk belediye başkanı. İsmini de biliyordum ama. O bir zamanlar bütün çınar ağaçlarını kestirmek istemiş Bursa'daki. Bursa halkı direnmiş, engellemiş. Sebebi de şu. Köy gibi gösteriyor Bursa'yı. Ölçü bu yani. Niye bunu diyor? Bunu Turgut Cansever Hoca'nın kitabında okudum. Bir Şehir Kurmak galiba kitabın ismi buydu, evet. Onun yaptığı böyle ders, sohbet tarzı bir faaliyet olmuş bir üniversitede.
Yanında böyle meşhur yine profesörler var. Bazıları onların daha sonra bakanlık yapmış. Onlarla böyle sohbetlerini kitap haline getirmişler daha sonra. O kitapta anlatıyor bu anıyı. Bursa halkı diyor ki ya bunlar bizim parçamız. Şunlar ağaçları kaç yıllık direniyor ve engelliyor. Direnmeseler şimdi Bursa'da çınar yoktu mesela. Niçin yapıyor adam onu? İşte Fransa'da diyor bahçeler şey daha küçük ağaçlardan oluşmuş diyor. Biz de diyor öyle yaparsak Paris'e benzeriz. Benzemek zorunda mıyız? Varlık bizim serbestliğimize uymak zorunda mı? Her şey bizim pergelimize göre olmak zorunda mı? Asıl sormamız gereken soru bu. Bugün Batılılar da bu soruyu kendilerine soruyorlar. Her ne kadar cevapları bazen uçuk şeylere çıksa da. Mesela Daniel Quinn'in İsmail diye bir romanı var. Orada verdiği cevap şu. Diyor ki insanlık diyor avcılık, toplayıcılık zamanına geri dönmeli. Tarım da yok diyor. Tarım da yapmayacağız diyor. Ya sadece avlanacağız diyor. O da diyor şeyle değil böyle Kaleşnikov'la bilmem şunla bunla değil. İlkel silahlarla o ilk zamanlardaki hayatımıza geri dönersek dünyanın diyor var olabilme umudu var. Bizim doğal varoluş şeklimiz avcılık, toplayıcılık diyor. Onun dışındaki şekiller, tarım, sanayi bunlar diyor şey zararlı bunları bırakmamız lazım diyor. Yoksa diyor dünyanın ömrü kalmadı zaten diyor. Kıyametimizi koparacağız yakında. Bunun gibi başka da kitaplar var mesela. Kızılderililerin yazdığı ya da onlara atıfla yazılan Amerika'da böyle eserler var. Çünkü Kızılderililerde biraz o irfan varmış. Artık belki kendi zamanlarında onlara gelen peygamberler mi oldu onlardan mı aldılar? Hani böyle doğaya saygılı olma, varlığı incitmeme, hakkı kadar kullanma, iktisatlı olma falan. O varmış mesela onlarda. Ona dönüş. Amerikalılar da onun üzerinden böyle bir şey yapmaya çalışıyorlar. Bir irfan çıkarmaya çalışıyorlar. O meşhur bir kitap var. Küçük Ağacın Eğitimi miydi? Öyle bir hikaye anlatıyor. Yani Kızılderili ailesinde nasıl çevreyle muamele, nasıl dikkat ediyorlar her şeye. Adam mesela tuzak kurmuş. Tuzağa iki tane kuş yakalanmış. Bir tanesi diyor bize rızık olmaya yeter diyor. Diğerini serbest bırakıyor. Şimdi Amerika öyle yapar mı? Modern toplum onu yapar mı? O iki gelmiş. Bir dahaki sefer nasıl beş tane yakalarım? Bunu düşünür yani. O yüzden balinaların nesli tükenmek üzere. Falan filan. Buraya nasıl geldik? Ha, iyilik nasıl iyilik getirir, fenalık nasıl fenalık getirir? O baştaki serbestliğiydi işte o fenalık seçimi. Tebaiyet edeceğim, ben de düzenin parçası olacağım. Ben de yani oraya uyum sağlayacağım. Bu düşüncede olsaydı bu arızalar çıkmayacaktı. Ona da başına gelmeyecekti. Başkalarına da uğratmayacaktı. Ama o bunu seçmedi. Bakın Müslüman neyi seçiyor? Şeriata ittibayı, teslim olmayı. İslam teslimiyet aynı kökten geliyor. Neye teslim oluyoruz biz? Cenab-ı Hakk'ın düzenine teslim oluyoruz. Kainata koyduğu düzen, insana koyduğu şeriat. Biz diyoruz ki şeriata ittibamızla biz de bu düzene dahil oluyoruz. Bu orkestraya uyumla dahil oluyoruz. Teslim oluyoruz. Kendi irademizi, reyimizi, kendi aciz kıstaslarımızı, doğru yanlış algılarımızı terk ederek o bütünün parçası olmayı seçiyoruz diyoruz. Tevhid bütünlüğünün parçası. Budur zaten bizim imanımız. Ve iyilik. Bu iyilik yani mahlukata iyilik. Onlara zarar vermeme ahdine girmiş olmamız iyilik. Bakınız sol yolun bedbaht yolcusu her vakit ejderhanın ağzına girmeye muntazırdır. Titriyor. Ve şu bahtiyar ise meyvedar ve revnaktar bir bahçeye davet ediliyor. Bir tanesi varlığı sadece burası olarak tanımladığı için ölüm onun en büyük endişesi. Serbestiyeti, hürriyeti aldı ama aynı zamanda gaybı da yitirdi. Saadetini kendi iradesinde, kendi reyinde, kendi kıstasları çerçevesinde tarif ettiğinden kendisine verilecek daha ötede bir saadetin tefekkürünü, tevekkülünü yitirdi yani. Onlardan mahrum kaldı. Titriyor, korkuyor çünkü istediği burada hemen şu anda olmalı. Onun cenneti burada şu an hemen. Sonralık onu öldürür. Sonrayı engelleyen, sonrayı düşlemesine imkan vermeyen ölüm de onu titretir.
Ölüm onlar için hiçliğin başlangıcı. O zaman sonralık bitiyor işte. Ve şu bahtiyar ise meyvedar ve revnektar bir bahçeye davet edilir. Evet, Müslüman böyle inanır. Hem o bedbaht, elim bir dehşette ve azim bir korku içinde kalbi parçalanıyor. Ve şu bahtiyar ise leziz bir ibret, tatlı bir havf, mahbub bir marifet içinde garip şeyleri seyir ve temaşa ediyor. Her şeyi yaratanın Allah olduğuna iman ettiği için, şeylerin yaptıkları onun için artık seyirlik manzara. Tabiri caizse, la teşbih ve la temsil. Kuklayı, kuklaları tutan ipi gördü. O ipin sahibini de biliyor. Artık o kuklanın yaptığı onu korkutur mu? Mesela bir çocuğa babası diyelim kıyafet giydi geldi, dinozor kıyafeti. Çocuk dinozor kıyafetinin içindekinin babası olduğunu anladı. Daha korkar mı? Daha korkmaz çünkü biliyor o kıyafet içinde kim var. Onun davranış sınırları neler? O ne ahlak üzeredir? Ne yapar? Hüsnü zanını kazanıyor ona karşı. Daha dinozordan korkmuyor. Ama bilmese korkar. Çünkü sınırları belli değil. Bu garip yaratık bana ne yapar diye düşünür yani. İşte Müslümanın tevekkülü, psikolojisi, pozitif psikolojisi, iyimserliği de buradan besleniyor. Ümit varlığı da buradan besleniyor. Çünkü ipleri tutan kudret elini biliyor. Evet. Hem o bedbaht, elin bir dehşette ve azim bir korku içinde kalbi parçalanıyor. Ve şu bahtiyar ise leziz bir ibret, tatlı bir haf, tatlı bir korku, mahbub bir marifet içinde garip şeyleri seyir ve temaşa ediyor. Hem o bedbaht, vahşet ve meyusiyet ve kimsesizlik içinde azap çekiyor. Serbestliğin bedeli ne oldu? Özgürlük ve serbestliğin yalnızlık. Bu daha bu dünyada da böyledir zaten. Mesela ben karar aldım diyelim, özgür olacağım. Ailemden, şeyden serbestlik kazanacağım. Bunun bedeli nedir? Ailemi daha az görürüm. Veya onlardan uzaklaşırım. Veya çevremden, akrabalarımdan uzaklaşırım. Veya işte ülkemden, vatandaşlarımdan uzaklaşırım. Daha özgür olacağım, daha başka ülkeler göreceğim falan. Bunun bedeli daha bu dünyada budur yani. Daha bu dünyada budur. Öteki türlüsü de yine o serbestlik, nizama tabi olmama, ben karar vereceğim, ben yapacağım falan da yine insana yalnız hissettirir kendini. Öteki türlü neydi? Hep beraber yapılan şeyi yapıyordun. Bir aidiyet vardı. Ama burada o aidiyet koptu. Ki seküler toplumlarda bile insanlar bu aidiyetlerini yitiremiyorlar. Yine işte gruplar oluyor, partiler oluyor, ne bileyim gençlik işte kulüpleri oluyor, şu bu oluyor, o oluyor, bu oluyor, takımlar falan filan. Yine bir insan şeyi arıyor. Grup aidiyeti arıyor yani. Ya da işte seküler milliyetçiliğin ahir zamanda neredeyse dine alternatif olacak bir şekilde yükselişi. Fransız devriminden sonra Avrupa'dan gelip ta Müslüman toplumlara kadar sirayet edişi. Bunun onunla ilgisi var. Devrim, Fransız devrimi inkarcılık fikrini aşıladığı için ve oradan yani o bütün toplumlara az çok sirayet ettiği için pozitivizm, materyalizm falan filan yani onları bilirsiniz zaten Avrupa tarihini, aydınlanmanın tarihini. O ideoloji az çok her yere tesir ettiği için bu sefer bir yalnızlık oluştu. Varlığa karşı yalnızsın. Buna karşı direnişin ne oldu? İşte milliyetçilik veya işte başka aidiyetler, sosyalizm, işçilerin kardeşliği. Bakın başka aidiyeti onun yerine koymaya çalıştı. Hatta işte kitap var. Galiba bir milletvekili yazmış onu. Atatürk'e de okutmuş, onun da el yazısı notları varmış etrafında. Din yok, milliyet var. Kitabın ismi bu. Onu onunla alternatif görüyor. Gibi yerine bir şeyler koyma çabası var ama bunlar gerçekçi değil. Çünkü bunların mesela ölümün, pardon mesela milliyetçiliğin öldüğünüz anda size ne şeyi var? Siz birey olarak ölüyorsunuz değil mi? Yani öldüğünüz zaman milletiniz toplanıp el ele tutuşunca sizi tekrar diriltemiyor. Böyle bir şey yok. Ama İslam diyor ki şehitlere ölü demeyiniz.
anlam dünyasında İslam nasıl tanımlıyor şehitliği? Onlar dirildiler diyor, ölmediler ki. Ki keşfel kubur veliler de diyorlar, şehitler öldüklerinin farkında olmuyorlar. Hadi buna inanmayanlara da şunu söyleyelim. Yani en azından Müslümanın anlam dünyasında böyle bir alan var. Ölümün ölüm olmadığına dair bir zenginlik var. Sizde bu da yok. Hani ben mi saadete daha yakınım, siz mi saadete daha yakınsınız? Bunu düşünmesi lazım onun da en azından. Evet. O bedbaht vahşet ve meyusiyet ve kimsesizlik içinde azap çekiyor. Ve şu bahtiyar ise ünsiyet ve ümit ve iştiyak içinde telezzüz ediyor. Çünkü varlığın tamamı kardeşi oldu. O da onların bir parçası oldu tevhid bütünlüğünde. Hem o bedbaht kendini vahşi canavarların hücumuna maruz bir mahpus hükmünde görüyor. Ve şu bahtiyar ise bir aziz misafirdir ki misafiri olduğu mihmandar-ı kerimin, yani cömert ev sahibinin, herhalde o manaya geliyor mihmandar-ı kerim. Bakalım neymiş? Evet, ikramı seven çok cömert ev sahibi. Nerede kalmıştık? Misafiri olduğu mihmandar-ı kerimin acip hizmetkarlarıyla ünsiyet edip eğleniyor. İşte yine varlığın içindeki durduğu yer. O kendini böyle tanımladı, bu kendini şöyle tanımladı. Onun getirisi bu, bunun getirisi de şu. Birisi nizama rağmen kendi serbestliğini, kendi özgürlüğünü seçtiği için artık nizamla, kurulu olan düzenle çatışması var. Her şey de onun düşmanı gibi. Her şeyi boyun eğdirmek zorundaymış gibi hissediyor kendisini. Yenmek zorunda hissediyor. Hayat bir mücadeledir diyor. Her gün yeni bir mücadeleye uyanıyorum diyor. Böyle düşünüyor. Çünkü kendi varlığını sistemin dışında tanımladı. Nizamın dışında tanımladı. Tıpkı şey gibi düşünün. Köpeklerin arasına bırakılmış bir kedi gibi. Köpek çiftliğindeki kedi gibi. Her gün yeni bir mücadele. Orada hayatta kalmak kolay değil. Çünkü hepsi düşmanı. Ama kedi olmayı değil köpek olmayı seçseydi, diyelim ki böyle bir seçim şansı vardı, o zaman uyumun parçası olacaktı. Köpeklerden bir köpek olacaktı. La teşbih ve la temsil. Yani insanoğlu da dini hakkı seçtiği zaman, İslam'ı seçtiği zaman bütünün parçası oluyor. Tevhid bütünlüğünün parçası oluyor. Çatışmasına gerek kalmıyor artık. Çakışmasına gerek kalmıyor. Öyle anlamlandırmıyor. Öyle de muhatap olmuyor zaten. Ama öteki türlü tanımladığınızda kendinizi, yani ben bir müstakilliyim, benim kendi özgürlüğüm var, kendi kararlarım var, kendi iradem var, bununla benim cennetim ancak şekillenir. Başkasına uyarak, emir dinleyerek, tavsiye alarak, uyum sağlayarak değil, ben bağımsız, tek başıma, kendi kararım, benim bedenim, benim kararım, kimseyi umursamam falan böyle yaparsam ancak cennetim olur dersen, onun bedeli mahpushaneye sığınmaktır. Cennetin mahpushane olur çünkü senin. İradeni de değiştirebildiğin ne kadar şey var. Ne kadar bir alana gücün tesir ediyor. Ölç orayı, işte o kadarlık bir mahpushanen oldu artık. Dışındaki her şey de senin düşmanın. Senin canavarın yani tabiri caizse. Evet. Öteki öyle düşünmediği için öyle görmüyor. Hem o bedbaht zahiren leziz, manen zehirli yemişleri yemekle azabını tacil ediyor. Hani o ağacın, tutunduğu ağacın dallarındaki şeyler vardı. Onları o şeyi unutmak için, süreci unutmak için yemeye başladı. Kötü kardeş, yanlışa düşen kardeş. O bedbaht zahiren leziz, manen zehirli yemişleri yemekle azabını tacil ediyor. Zira o meyveler numunelerdir. Tatmaya izin var, ta asıllarına talip olup müşteri olsun. Yoksa hayvan gibi yutmaya izin yoktur. Ve şu bahtiyar ise tadar, işi anlar, yemesini tehir eder ve intizar ile telezzüz eder. İşte dedik ya, eğer ayrılacaksanız bunu Schopenhauer kendi felsefesinde bir derece tanımlamış o karamsarcılıkta. Diyor ki, madem her şey gidecek, o adam yani ne kadar kem bir bakış açısıyla da olsa
bir hakikat yakalamış. Zaten üstad diyor ya, her batıl mezhepte bir taneyi hakikat var. Yani ona tutunarak o mezhep inşa olunabiliyor zaten. Ama tamiminde hata var. Umuma onu uygulaması, her yerde geçerli sanması hata gibi. Burada da şimdi her tattığın bir acı olarak sende kalıyorsa, bir yoksunluk olarak sende kalıyorsa, işte atıyorum sevdin kavuşamadın, bu bir ızdırap olarak sende kalıyorsa, Schopenhauer diyor ki hiç hayatla bağ kurmamak daha mantıklı diyor, böyle olduğuna göre diyor. Yani madem ki seviyorum, acı duyuyorum, tadıyorum, acı duyuyorum, yiyorum, bırakacağım, o zaman diyor onları başta bırakmak lazım. Çünkü acısını çekmemiş olursun böylece. Gelelim şeye, İslami terbiyeye. İslam'da biz ne olarak bakıyoruz ona? Ha, zühtte şu var. Zaten seni bırakacak olan şeylere bağlanmamak var, o ayrı, ama biz nimete şöyle inanmıyoruz. Bu nimeti burada tattım, bir daha mümkün olmayacak bu diye düşünmüyoruz. Niye? Cennette o beni tekrar bulacak. Eğer şükredersem, eğer kıymetini bilirsem, Bismillah dersem, tefekkürüne dersem, ahirini Elhamdülillah'la bağlarsam, yediğimde böyle, amel ettiğimde de böyle. Bunlar beni tekrar bulacak diyoruz biz. Bunların dönüşü olacak diyoruz cennette. Bize karşılık gelecek diyoruz. Ziyan olmayacaklar. Devamları var. Böyle düşündüğümüz için bizi zehirlemiyor bunlar. Bak, bağlanmıyoruz çünkü çok. Şey olarak düşünmüyoruz. Aa, nasıl gitti? Ben buna çok hastaydım. Çok güzel tadı vardı. Biz diyoruz ki ya, bu dünyalık. Ama asıllar ahirette. Bu düşünce bizim onunla muhatabiyetimizi de değiştiriyor. Onun bize vereceği ızdırabın da derecesini düşürüyor. Hatta kamillerde hiç yok. Biz o kadar seviyeye çıkamadığımız için yine bir parça ızdırabımız oluyor. Bir baklavayı meşhur bir yerde yiyince arıyoruz yani. Hep de unutamıyoruz. Keşke olsa yine yesek diyoruz. Veya meşhur bir yemeği meşhur bir yerde yesek. Keşke bir daha olsa da yesek diyoruz. Ama kamiller yani o kadar da bağlanmıyorlar. Çünkü onu bir seyirlik manzara olarak görüyorlar. Bunlar diyor ki şey, öğrendim ben buradan alacağım neydi? Ben buradan Allah'ı öğrendim. Allah'ın şu şu yönlerini öğrendim. Bundan alınacak buydu diyor. Veya işte altın geldi bana. Bu altını sadaka verdim. Birisine bağışladım. Birisinin bir derdini çözdüm. Bundan alınacak ders buydu diyor. Allah'ın verdiğini Allah için bağışlamak. Bununla başka benim ilişkim yok diyor. Asıl o sabite ilişkisi ahirette diyor. Nimete kavuşma ilişkisi, devamlılık ilişkisi ahirette diyor. Böyle tanımladığı için sürecin eziyetini de çekmiyor. Kamillerimiz bunu başarmışlar. Cenab-ı Hak bize de onlar gibi muvaffak olabilmeyi nasip eylesin. Şüphesiz tevfik ondan, hidayet ondan, azm ondan, gayret ondan. Hepsi ondan. Evet. Yoksa hayvan gibi yutmuyor. Bak şurayı bir daha okuyayım. Hem o bedbaht zahiren leziz, manen zehirli. Yemişleri yemekle azabını tacil ediyor. Yani o yoksunluğu erken evet almış oluyor ve de çoğaltmış oluyor. Ne kadar nimeti yetişse o kadar yoksunluk tatmış oluyor. Zira o meyveler numunelerdir. Tatmaya izin var. Ta asırlarına talip olup müşteri olsun. Bir hadis-i şerif var ya. Üç insana acıyım mıydı? Ya da daha mı azdı? Tam bilmiyorum. Sıra kam aklımda kalmamış. Hata olmasın. İyi ama işlerinden birisinin şey olduğunu hatırlıyorum. Zenginken fakir düşene acıyın. Demek ki o varlığı bilip yokluğa düşmek büyük şey. Zorluk yani. Kolay değil. Cenab-ı Hak sınamasın. Yoksa hayvan gibi yutmaya izin yoktur. Tatmaya izin var ta asıllarına talip olup müşteri olsun. Anlasın yani, böyle bir Allah'a inanıyorum. Verebilir bana cennette bunları tekrar. Bundan daha iyilerini. Yoksa hayvan gibi yutmaya izin yoktur. Zaten vücut da onu sana söylüyor. Yiyorsun, haline bak. Mesela ben kilo almışım bir sürü. Ya vücut bana söylemiş demek ki. Ya Ahmet bu kadar yeme. Bu kadar tüketme. Bunlar burası için değil, ahiret için yani. İki somun yeme, bir somun ye demiş. Vücut da bana söylemiş bunu. İzin yok demiş o kadarına. İşte obezite bu. Sağlık sorunları, kaloridir. Başka işte beslenmeyle ilgili veya farklı şeyleri ziyade tüketmekle ilgili gelen hastalıkların tamamı, iktisatsızlıktan kaynaklanan hastalıkların tamamı
Vücudun bunu bize söylemesi. Hayvan gibi yutmaya izin yok diyor sana. Öyle yapmayacaksın, senin işin o değil diyorlar. Ve şu bahtiyar ise tadar, işi anlar, yemesini tehir eder ve intizar ile telezzüz eder. İntizar beklemek demek diye biliyorum ben. O bakalım buradan anlamı neymiş? Evet, beklemekle telezzüz etmek. Bakınız işte Ramazan'dayız, tam bunun dersi alınacak zaman. İntizar ile telezzüz. Yemeği yemek mi lezzetli, beklemek mi? Yani beklemek sanki daha lezzetli. Şimdi yemenin lezzeti, o yemek ne kadar sürüyor? Yarım saat, 20 dakika. Bir de ilk o açlık gittikten sonra zaten o kadar lokmalardan da peş peşe şey almıyorsunuz artık. Lezzet almıyorsunuz. Hatta üzerine yeseniz sıkıntı alıyorsunuz bir derece. Zorla yeseniz. Ama beklerken açlık hissedilmeye başladıktan itibaren 3 saat, 4 saat, 5 saat beklemenin lezzeti var. İnsana göre değişir. Açla mesela dayanıklı olan vardır, daha şey olan vardır, zayıf olan vardır. Açlığı hissettiğiniz anda bir de yemek güzelse, kokusu da gelmişse mesela size, o yemeği bekleme sürecinde 5 saat lezzetiniz var. Ama yemekte 20 dakika, 10 dakika lezzetiniz var. Şimdi intizar mı daha lezzetli, yutmak mı daha lezzetli? İntizar daha lezzetli. Cenneti bilmek de dünyayı intizar salonuna çeviriyor. Dünyada tüketmek mi daha lezzetli, cenneti beklemek mi daha lezzetli? Cennet daha lezzetli. Ama bu da işte Cenab-ı Hakk'ın içimizdeki o şeyleri, fark edişleri açmasıyla oluyor. Dua edelim. Cenab-ı Hak bize o fark edişleri nasip etsin, o açılışları nasip etsin. Burayı yine bitiremedik ama bu sefer inşallah yine geriden almayız. Daha bu ortalardan bir yerden başlarız. Bu metinde de bir parça ilerlemiş oluruz. Bu kısmı şuradan aşağı itibaren, yani o gene kıyaslamalar devam ediyor, muvazene devam ediyor. Bitiririz inşallah diye umuyorum. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davah menülhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.